Bodrum, Girit ve Yunanistan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği adıyla kurulan yeni derneğin kurucu yönetim kurulunda Bodrum'un ekonomik ve siyaset camiasınca tanınan isimleri yer aldı. Kurucu dernek başkanı olarak gazetecilere açıklamada bulunan Zehra Deniz Aslan'ı, Bodrum, Girit ve Yunanistan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği çatısı altında bir araya gelerek, 100 yılı aşkın bir süredir atalarının öğretisi, gelenek ve görenekleriyle Bodrum'da yaşadıklarını kaydetti. 1890'ların sonundan itibaren Girit'ten Bodrum Yarımadası'na başlayan göçler, özellikle mübadele yılları 1923-24'lerde en üst seviyesine çıkmıştı. 1927'deki ilk nüfus sayımına göre o dönemde Girit ve Kos gibi diğer Yunan adalarından yaklaşık 700 Müslüman Bodrum'a göç ederek yerleşmek zorunda kalmıştı. Bu sayı o günkü Bodrum kazası nüfusunun 20'de biri kadardı. Ama bu gelenlerin neredeyse tamamı kent kökenli bir nüfustu. Bu sosyolojik durum Bodrum'da çeşitli değişikliklere öncülük etmiştir. Bilindiği üzere göçlerde sadece insanlar yer değiştirmez. Yemeden içmeye, düğünden cenazeye kadar yaşam kültürlerini de beraberlerinde götürürler. Girit'ten göçen bizler de aynı şeyi yaptık. Beraberimizde kültürümüzü de Bodrum'a getirdik. Fakat zaman geçtikçe buraya göçen ilk kuşaktan sonra kültürlerinin zamanla unutulmaya başladığını kaydeden Deniz Aslan'ı sözlerine şöyle devam etti. Derneği kurmamızın da amacı esasen unutulmaya yüz tutmuş olan kültürümüzü yaşatmak ve yeni kuşağa öğretmek olacaktır. Gençlerimiz kendi geçmişlerini öğrensinler ve onlar da çocuklarına öğretsinler istiyoruz. Önümüzdeki süreçte dernek olarak yapacakları işleri sıralayan Zehra Deniz Aslan'ı ilk olarak yeterli sayıda üye kaydettikten sonra seçimli genel kurula giderek kurucu olan yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yeni yönetime devredeceklerini söyledi. Yaz dönemi için 2 aylık Yunanca kursu açmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bir diğer hedefimiz ise buraya yerleşmiş Giritliler arasında önemli bir yer tutmuş denizcilik ve tekne yapımcılığı gibi meslekleri ilk çıktıkları halleriyle gençlere tanıtmak, bunları öğretmeye çalışmak olacaktır. Kültürel miras bir çiçeğin toprağı gibidir. Bir çiçek ne kadar kendi toprağı korunursa, başka bir yere dikilse bile sonunda ilk geldiği yerdeki kadar güçlü ve verimli olacaktır. Biz bu toprağı korumak ve güçlendirmek istiyoruz ki bu çiçek yeniden kök saldığı yeri zenginleştirsin, çok daha fazla katkıda bulunabilsin. Bodrum, Girit ve Yunanistan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği kurucu yönetim kurulu üyeleri sırasıyla şöyle. Dernek Başkanı Zehra Deniz Aslan'ı ben, Başkan Yardımcısı Yunus Gözel, Sekreter Yengin Arda, Sayman Mehmet Dağoğlu, Erman Aras, Mehmet Dinçberk kurucu üyemiz, Erol Oğan kurucu üyemiz, Yücel Zilan kurucu üyemiz, Ali Şengül kurucu üyemiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.